Merhaba arkadaşlar, bugün anlatacağımız konu numune üzerinden tişört kalıbı hazırlama. Önce ölçüş şeklini göstereceğim. Elimizde bir numunemiz var. Nasıl ölçü alırız, nerelerini ölçmemiz gerekiyor? Önce bunları bilmemiz lazım. O yüzden başlıyorum. Şimdi benim başlangıç noktam omuz başım. Yani şu nokta benim çıkış noktam. Eteklerde bel noktamızdı. Şimdi burada omuz başını benim üst noktam kabul ediyorum ve boyumu ölçüyorum. Omuzdan boy 54 cm. Göğüs ölçümü alıyorum. Göğüs ölçüm kol altından şu şekilde ölçüyorum. 44 cm. Eteğimi geçiyorum. Etek genişliğim şu şekilde 44 cm. Bel ölçümü alacağım. Yine omuzdan aşağı 38 cm işaretliyorum. Omuzdan bel yerim 38 cm. Ölçüm 41 cm. Şimdi ön genişlik dediğimiz, ön ayna dediğimiz bir ölçümüz var. Bunun içinde kol evinden aşağı, yani omuzdan aşağı bir ölçü alacağım veya kol evinden yukarı bir ölçü almam gerekiyor. Ben omuzdan aşağı 13 cm alıyorum. Buraya iğne takılabilir, çizilebilir. Şu şekilde ölçüyorum. Bu ölçüm benim 35 cm. Ön genişlik diyorum. Yine aynı şekilde arka taraftan 13 cm düşürüp ölçü alınabilir arka genişlik. Tişörtlerde genellikle bu ölçüler 1'dir. O yüzden şimdi arkayı ölçmüyorum. Tekrar ediyorum. 13 cm aşağı indim. Buradan şu şekilde bel ölçümü ölçüyorum. Buna ön genişlik noktam veya ayna noktam diyorum. Yine bu 13 cm sabit mi derseniz sabit değil. 13 olabilir, 15 olabilir. Yani şu kol elinden, yani göğüsten yukarıya 4-5 cm mesafe alınarak da ölçülebilir. Buradaki kol evi kavisimi net olarak çıkartabilmek için alınan bir ölçüdür. Ön genişlik ölçü. Şimdi omuzumu ölçüyorum. Bakın burada 2 cm'lik bir bantım var, bir bana bantım. Bu hariç ölçüyorum omuzumu. 9 cm. Yaka açıklığını ölçmem gerekiyor. Yaka açıklığını da yine şu bant hariç, bu yokmuş gibi ölçeceğim. Şu şekilde ölçüyorum. 17 cm. Ön yaka düşüklüğü, arka yaka düşüklüğüm var. Bunları geoderimle alabilirim. Ön yaka düşüklüğünü omuz başıma geoderimi koyuyorum. Şu şekilde buradan bantın dikildiği noktayı işaretliyorum. 9 cm. Ön yaka düşüklüğüm. Omuz başıma düz cetvelimi dayadım. Göğderimi. Buradaki bantın dikim noktasını görüyorum. 9 cm. Aynı şekilde arka yaka düşüklüğümü de alabilirim. Omuz başından yine dikişten, omuz dikişine cetvelimi dayadım. Buradaki ölçüm, düşüklük ölçüm 1,5 cm bu da. Şimdi kol evini ölçeceğim. Kol evi numuneden dik olarak alınır şu şekilde. Kol evimi dik olarak alıyorum. 17 cm. Kol boyu omuz tam kolun takıldığı noktadan alıyorum 12 cm. Pazu kolun ortasına dik açıyla mezuramı yerleştiriyorum. Pazu bu şekilde alınıyor. Pazu ölçüm 16,5 cm. Şu kolun ortasına geoderle de göstereyim tekrar. Geoderle kolun ortasına dik açış yapacak şekilde kol alt noktamı getiriyorum. Şu şekilde pazu noktamı belirledikten sonra burayı ölçüyorum. Kol ağzını ölçeceğim. Kolun uç noktasını ölçüyorum. Kol ağzım 14 cm. Omuz düşüklüğü dediğimiz bir ölçümüz var. Bunu da
şöyle göstereyim. Yine omuz başıma cetvelimi dayadım. Şu omuzumun geldiği nokta, omuz bitim noktam, omuz düşüklüğüm. Şuradaki ara noktamı ölçüyorum. 2,5 santim. Omuz düşüklüğüm 2,5 santim. Yan boy istedimse yan boyu kol altından şu şekilde yan boy alabilirim. Gerekirse veya istiyor isem ön ortadan boyu alabilirim. Yine yakam yokmuş gibi düşünüyorum. Çünkü o ayrı kalıp, ayrı kalıp olduğu için onu hesaba katmadan ölçü alıyorum. Arka ortadan boyu ölçebilirim. Şu şekilde arka ortadan boyu. Bize bu ölçülerden herhangi biri verilebilir. Ön ortadan boy verilebilir. Omuzdan boy verilebilir. Biz hangi ölçüler verildiyse ona göre kalıbımızı kuruyoruz. Etek reçmesine bakıyorum. Şu kol ağzındaki ve etek ucundaki dikişimizin ismi reçme. Dikişimi ölçüyorum. 2,5 santim. Dikiş payı verirken bu ölçüm gerekli olacak. Ribanamın ölçüsüne bakıyorum. 2 santim. Yaka ribanam ölçüm. Bu şekilde tişörtümü ölçtükten sonra kalıbımıza başlayacağız. Ölçülerimizi burada da göreyim. Buraya yazmıştım. Ölçülerimizi tek tek böyle yazdıktan sonra kalıbımıza başlayacağız. Şimdi önce kalıbımı çalışırken hep ön orta çizgimi çiziyorum. Ön orta hattım. Aynı zamanda arka noktam çünkü kalıbımı ön arka üst üste çalışacağım. Ve düz boy iplik hattım. Yani düz boy iplik hattım. İlk bu çizgimi çiziyorum. Sonra yardımcı çizgimi çiziyorum. Buna hayali çizgi de diyoruz. Omuz başı çizgimi çiziyorum. Sonra bu nokta benim omuz başı noktası dediğim nokta, çıkış nokta. Ve buradan başlıyorum. Arka yaka düşüklüğünü işaretlemeyle. Boy ölçülerimi küçükten başlayarak işaretleyerek gidiyorum. Mezuramı bu noktaya dayadım. Arka yaka düşüklüğümü işaretledim 1,5. Sonra ön yaka düşüklüğümü işaretliyorum 9 santim. Mezuramı hiç kaldırmıyorum bu noktadan. Daha sonra ayna mesafemi omuzdan ayna hattım ne kadarsa bu mesafeyi işaretliyorum 13 santim. Sonra bel mesafemi işaretliyorum omuzdan aşağı bel yerim nerede bunu belirlemek için 38 santim işaretliyorum. Sonra tişörtümün boyu omuzdan kaç santimde 54 santimde bunu işaretleyip dik açılarımı çiziyorum. Şu iki çizgimizi kısa çizmeye dikkat edelim. Omuz düşüklüğü çizgimle karışabilir. Şu iki çizginin dikini kısa tutuyoruz. Arka yakayla ön yaka çizgimi. Diğer çizgilerimi bir miktar uzatıyorum. Daha sonra omuz düşüklüğü işaretliyorum. Yani şu hayali çizgimden 2,5 santim aşağı omuz düşüklüğü işaretliyorum. Ortalama bir yere. Daha sonra el ölçülerimi yerleştirmeye başlıyorum. Yaka açıklığım 8,5. 17 santim ölçmüştüm. Yarısını kullanıyorum. Çünkü ben kalıbımı 1/4 çalışıyorum. Ölçerken de yarım ölçü almıştım. Yaka açıklığımı 17 santimlik olan yaka açıklığımı 8,5 olarak yerleştirdim buraya. Buradan omuz düşüklüğü üzerinde şöyle göstereyim. Omuz ölçümü alıyorum 9 santim. Omuz 9 santim. Noktamı belirledim. Düz çizebiliriz de. Şimdi çizerek dediğim daha anlaşılır olsun. O yaka açıklığımı işaretledim. Yakalarımı şimdi çizebilirim. Kavadora ile çiziyorum ön yakamı. Bu şekilde ön yakayı çiziyorum. Burayı pantolon ağ cetveli veya yaka cetveliyle de çizebilirim. Şu kavadoramın kısmıyla da çizebilirim.
şekilde çiziyorum. Omuzunu çizeceğim. Düz cetvelimi zaten çizmiştik ama renkli hale getireyim. Omuzunu çizdim. Şimdi diğer el ölçülerini yerleştireceğim. Ön ve arka ayna, yani genişlik dediğimiz ölçümüz 35 cm. Diğer arası 17,5. Bunu işaretliyorum ayna hattımda. Bel ölçümü işaretliyorum. Benim 41 cm idi ölçerken. Ben yarısını 20,5'u işaretliyorum. Etek genişliğim 44 idi. 22'yi işaretledim. Şimdi göğüs noktam boşlukta kaldı. Göğüs noktam belli değil. Burada nerede göğsüm olacak? Bunun için de şöyle bir işlem yapıyorum. Göğüs ölçüm benim 44 cm idi. 22 cm'lik bir çizgi çiziyorum buraya. Paralel. Ön ortaya paralel. 22 cm'lik bir çizgi çiziyorum. Bir daha göstereyim. Şu şekilde ön ortadan şöyle işaret aldım. 22 santim işaretledim ve bunu bir miktar ön ortaya paralel uzattım. Şimdi yapacağım işlem, bu noktanın buradan da göğsümü çizebilirim, buradan da buradan da, nereden olduğunu net olarak belirlemek için de kol eli ölçümü kesiştiriyorum. Şimdi omuzumun bitim noktasına metromu koydum. Kol eli ölçümü işaretliyorum. Bakınız burası artık benim göğüs hattımın olduğu yer. Kol elim benim 17 santim gibi. 17 santim şöyle. Burası da göğüs hattım. Şu şekilde bir daha göstereyim nasıl ölçtüğümüzü okla. Omuzumun bitim noktasına mezuramı dayadım. Burada çizdiğim dik üzerinde 17 santimi aradım. Kol eli ölçümü aradım. Bu şekilde göğüs noktamı buldum. Bütün noktalarımı bulduktan sonra artık çizmeye başlayabilirim. Bayan tişörtü çizmiyoruz. O yüzden kol eli kavadura ile güzel çıkacaktır. Bu şekilde önce kol elini çiziyorum. Yanı çiziyorum. Yanında bu şekilde çiziyorum. Cetvelimin uygun gelen kısmıyla. Döndürüyorum. Tekrar bu tarafı bir miktar çizip hafif basar. Bu çamlede çizmiş oldum. Şu şekilde çizdim. Döndürdüm. Bir miktar daha içe doğru kalis çizdim. Sonra hafif basen bombesi var. Yan boy ölçüm işaretlenip ne kadar ise yan boyumuz işaretlenip etek ucu kalesi de verilebilir. Yan boy ölçüsü verilmediyse direkt buradan 1 cm çıkararak da etek ucu karesi yapabiliriz veya düz de kullanılabilir ama yanda bir sarkma olmaması amaçlı 1 cm almamızda fayda var. Bu şekilde tişört kalıbımızı çıkarttık. Ön, arka, üst üste. Şimdi kolunu anlatacağım. Kol kalıbı için de şurada çizmiş olduğum, kırmızıyla çizmiş olduğum kalisli kol eli ölçümü ölçüyorum. Bu şekilde ölçtüm. Ne kadar geldiyse bu ölçümün eksi 0,5'ini bu noktadan buraya işaretliyorum. Yardımcı çizgiyle kesip kesip bu piramidimi oluşturuyorum. Üçgenimi. Kol eli kavisli eksi 0,5. Bu eksi 1 de olabilir. Fazla ölçümüze bağlı olarak nasıl kolayını elde edebiliyorsak bu şekilde ayarlıyoruz. Eksi 0,5 yerleştirdim. Bu
Bu dikdörtgenin de kol boyu 12 santimdir. Pazum 16,5'tu. 12'ye 16,5'luk dikdörtgen yaptım. Bu noktama, yani kumaş katı olan noktama, tepe noktama, mezuramı koydum. Kolları kalisli, eksi 0,5'i işaretledim. Şimdi burada 3'e bölebilirim, 4'e bölebilirim. Bu artık yardımcı noktalarım. Veya göz kararı direkt elimle de çizebilirim. Buradan 2 santim kadar çıkıp buradan 0,5 düşerek böyle de çizebilirim. Veya önce elinizle çizip kol evi kavisini, sonra kavadoralarla da düzeltebilirsiniz. Genellikle böyle 2'ye 3'e bölmek yerine, bir daha göstereyim, burayı siliyorum. Hiç bölme işlemi yapmadan direkt önce elimle şöyle bir şekil verdim. Sonra cetvelimin uyan kısımlarıyla bu karesini düzeltiyorum. Şöyle sileyim. Bu şekilde de çalışabilirim. Sonra kol ağzı ölçümü yerleştiriyorum. 14 santim. Ve bu kol altıyla birleştiriyorum. Şu şekilde de kol kalıbım çıkıyor. Şimdi bunu parşümanla birleştireceğim. Önce ön orta, arka orta çizgimi çizeceğim. Kalıbımız üst üste çıkacak. Omuz başı yardımcı çizgim. Şimdi boy ölçülerimi yerleştirmeye de başlıyorum. 1,5 santimlik arka yaka düşüklüğüm, 9 santimlik ön yaka düşüklüğüm, 13 santimlik ayna mesafem, 38 santimlik bel yeri mesafem ve 54 santimlik boyumu işaretliyorum. Arka yaka noktamın dikini çizdim, kısa tutuyorum, ön yakayı kısa tuttum, ayna mesafemi uzatıyorum. Bel yerimi uzatıyorum ve tişörtümün boy noktasını uzatıyorum. Şimdi omuz düşüklüğümü çizeceğim, 2,5 santim. Yerleştirmeye başlayabilirim. Bütün bana verilen boy ölçülerini tişörtten ölçerek bulduğum boy ölçülerini yerleştirdim. Şimdi en ölçülerini yerleştireceğim. 8,5 santimlik yaka açıklığını yerleştiriyorum. 8,5 da bu tarafa 9 santimlik omuz ölçümü yerleştirdim. Tekrar edeyim. 8,5 bu noktadan buraya omuz yaka açıklığını yerleştirdim. Sonra bu noktadan bu tarafa 9 santimlik ölçümü yerleştirdim. Ayna hattına 17,5'luk ölçümü yerleştirdim. Bel için 20,5 yerleştiriyorum. Ölçtüğüm ölçülerin yarısını. Etek uçu için 22 santim yerleştirdim. Şimdi dediğimiz gibi şuraya göğüs hattımızı yerleştirmemiz lazım. Göğüs hattım içinde 22 santimi işaretledim. 1 miktar şöyle yardımcı çizgiyle çizgimi uzattım. Sonra buraya kol eli ölçümü yani 17 santimi işaretledim. Bu noktam benim göğüs hattım. Onu da çiziyorum.
Ayna hattı diyorum. 17,5 santim yerleştirdim. Göğüs hattı diyorum. 22 santim yerleştirdim. Bel hattına 20,5. Etek için 22 santim yerleştirdim. Bütün noktalarımı bulduktan sonra artık dış formumu veriyorum cetvellerimin yardımıyla. Ön yakamı şu şekilde çiziyorum. Arka yakamı formumu veriyorum. Omuz hattını çiziyorum. Düz cetvelimle. Kavadora ile kol evini çiziyorum. Yan hattımı da şu şekilde çiziyorum. Sonra kasam kalesi yaptım. Buralarda eğer kırıklığım varsa cetvelimin uygun kısmıyla düzelterek formunu veriyorum. Şimdi yan boya bakacağım. Yan boy ölçüsü almıştım. 35 santim diye bakıyorum. 35'i işaretliyorum. Yarım santim kadar fark çıktı. Ve etek ucunu da kavisleniyorum. Kalıbımı tamamladım. Şimdi buraya kol kalıbımın bazını da çalışacağım. Birkaç iş çizdim. Kol boyu 12 santim idi. Pazarın 16,5 santim. 12'ye 16,5'luk dikdörtgenimi önce çiziyorum. Pazar ölçüm 16,5. Kol boyu 12 santim. Dikdörtgenimi hazırladım. Şimdi ne yapıyorum? Çizmiş olduğum bedendeki kol evimi şu şekilde kavisli bir biçimde ölçüyorum. buldum. 18,5'un eksi 0,5'ini yani 18 santimi şu şekilde şu noktamdan kol orta noktamdan tepe noktamdan 18 santimi işaretliyorum. Yardımcı çizgiyle kesik kesik çizdim. Kol evi kavisli eksi 0,5 diyorum. Şimdi dedik ki istersek burayı 3'e bölüp değerler vererek çizebilirim. İstersem şu şekilde ben gözüme uygun bir şekilde elimle önce kavisimi ayarlayıp sonra kavadoramla düzelterek yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde uygun bir kavisle kolumu kavisini tamamladım. 14 santimlik kol ağzı ölçümü girdim ve kol altımı da çizdim. Kol altımı şöyle tamamladım. Baz kalıbı çıkmış oldu. Ön, arka ve kol baz kalıbımı çıkarttım. Şimdi buraya yine hazır başlamışken yakamı da çalışacağım. Yakamın ölçüsünü alıyorum kavisli bir biçimde. 9 santim arka yakam. Artı ön yakayı ilave ediyorum. 23 santim. 23 santim. Şimdi bas kalıptan devam ediyorum.
3 santime işaretliyorum. Yaka çevremi. Yaka çevresi 23 idi. Bu ribana kalıplarımız esnediği için, esnek kumaşlar olduğu için yakayı esnetecektir. Takım esnasında yakamızı esnetecektir. O yüzden bu kalıplarımız, yaka kalıplarımız, ribana kalıplarımız genellikle 1 santim, 1,5 santim kadar, yarımda 1 santim, 1,5 santim kadar eksili çalışılır. Ben 22 santim çalışmayı tercih ediyorum. 22 santime getirdim. 23 değil de eksi 1 kullanacağım. Yani 22 santimlik kalıp yapacağım. Dikdörtgen bir kalıp bu. 2 santim genişliği vardı. 4 santim. 2-2 arka katı içinde tekrar şöyle göstereyim. 2-2 artı şuradaki dikiş overlock payımı veriyorum. 6 santimlik dikdörtgenimi hazırlıyorum. 6 santime 22 santimlik dikdörtgen kalıp hazırladım. Tabi burası kumaş katı yine. Kolumun ortası yine kumaş katı. Ön orta, arka orta, düz boy ipliklerim yine kumaş katı. Düz ip, düz ip, düz ip. Hepsinin bazını ayarlamış oldum. Bu yaka kalıbın dikiş payı, kol ve beden kalıbın dikiş payısız bas kalıplarım. Şimdi bunların da kopyasını alacağım. Dikiş paylı hale getireceğim. Ön ve arkayı ayrı kalıp olarak alabilirim. Veya tek kalıp yazıp yakayı oyarak, bir tarafın yakasını oyarak da kalıbımı hazırlayabilirim. Ben tek kalıp olarak yapacağım. Şöyle hızlıca kopyasını alıyorum ön arka. Ön yakasını çiziyorum. Şimdi dikiş paylarını verebilirim. Birer santim terliğe dikiş payı vereceğim. Etek ucu 2-3 reçme payımı veriyorum. Şimdi arka yakama dikiş payı vermiştim. Aynı şekilde ön yakama da dikiş payımı veriyorum. Açıyorum. İki tarafında sağımda solunda arka kalıp şeklinde kestim. Tek tarafımı ön kalıp olarak boyuyorum. Orta hattımı çizeceğim. Düzük olarak.
ön artı arka kalıp diyorum. Birer adet. Beden numarasını, model numarasını yazıyorum. Kalıbımı tamamlıyorum. Ön arka bir arada. Sadece yaka formu farklı olduğu için bunu oyarak hazırladım. Şimdi kol kalıbını keseceğim. Bir de burada şuradaki reçme payımı da geriye katlayarak keser isem dikildiğinde sıkıntı çıkartmaz. Reçme çekimi esnasında sıkıntı çıkartmaz. Genellikle reçmeli yerlerde buna dikkat etmemiz lazım. Şu şekilde uçuruyorum ve buraya çıt atıyorum. Üçgen şeklinde çıt atıyorum. Belli de çıt atabilirim. Şimdi kolumuzu topluyorum. Kağıdımı katlıyorum yine. Kol ortasına getirerek yerleştirdim. Aşağılardan kopyamı alıyorum. Düz olan yerleri cetvelleyelim. Etek ucuna, yani kol ağzına 2,5 santim, dikiş payı 1 santim, kol eline 1 santim dikiş payı veriyorum. Şimdi bu kalıbı da yine keserken reçme payını katlayarak keseceğim. Dikildiğinde sıkıntı olmasın. Reçme sıkıntısı da olacak. Şu şekilde katlıyorum dikiş payımı. Kol alt çizgimi katlayarak kestim. Kol elini kestim. Kol ortası için çıt atıyorum. Kol altını renk kesiyorum. Şu şekilde burada bir çıkıntı oldu. Tam katlandığı zaman, reçme çekim esnasında katlandığında şu formu yakalayabilmek için, bir oda kaçma olmaması için bu şekilde kesiyorum. Düzlük katlımı kesiyorum. Kol çarpı 2 diyorum. Beden model numarasını yazmayı unutmuyorum. Kol kalıbını da bu şekilde tamamlıyorum. Yaka kalıbımızı zaten dikiş payı buradan çalışmıştı. Yine katlı kopyasını almamızda fayda var. Kağıdımı katladım. Çizdiğim yaka kalıbını kopyalıyorum. Şimdi katlı olan kısma düzlük, kısa kenara düzlük yazıyorum. Yaka çarpı diye diyorum. Bir adet kesilecek. Beden numarası, model numarası yazılacak. Arkadaşlar bu yaka kalıbı bir tane denenin eğer ribanın esnemesine göre büyük geldiyse elden küçültülebilir. Yani bu şekilde 1 santim daha veya yarım santim daha küçültülebilir. Ama denemesi mutlaka yapılmalıdır. Ribanaların çünkü bazısı çok esner, bazıları az esner. Hatta boyun tarafında, yani boyunu sarmada bir problem varsa yaka kalıbımın ortasını bulup 6 santimlik 3 santimden çiziyorum. 1 santim, 1,5 santim kadar içe girip şöyle boyunu sarma amaçlı
kalıbımdan üçgen şeklinde bir atma yaparım. Bu kumaş dikilerek bir tane yaka denemesi yapılarak ayarlanacak. Kalıplarımızı şu şekilde gösterelim ve kol kalıbımız, yaka kalıbımız açalım. İyi çalışmalar arkadaşlar. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarınızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2.000, 3.000, 4.000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. Hoşça kalın.